Allah insanı burada rehber bırakmamış. Yani Kur'an Allah'ın gönderdiği mesaj. İnsanın ne yapması gerektiği işte Kur'an'ın içeriğiyle belli yapması gerektiği. Yani Allah'ı bolca anması, dua etmesi, iyilikler yapması, kötülüklerden sakınması gibi. Yani Kur'an'da teker teker yani sayılıyor bunlar. Yani sonuçta insanın ne yapması gerektiğini biz kendimiz tahmin ederek bulmuyoruz. Allah'tan insana gelen bir mesajla bunları öğreniyoruz. Yani bence burada yepyeni bir şey biz kendimiz icat etmeden Allah ne diyorsa onu en iyi şekilde anlamaya çalışarak Allah'ın getirdiğini yaşamamız lazım. Evet. Nihayetinde nasıl ki Rabbimiz bizi bedenen yemeye ve içmeye yaşamımızı idame ettirebilmemiz için mecbur bırakmış ve o rızıkları ve suyu yaratıyorsa herhalde manevi anlamda da yaşayabilmemiz için anlama muhtaç olduğumuzu bildiği için o yönümüzü herhalde ilahi vahiyle, ilahi mesajla güçlendirip... Bir de burada şunu da söyleyeyim. Yani gerçekten insanın geçmiş, gelecek ve şimdiyle barışık olabileceği tek bakış açısı bu. Geçmişte nasıl barışık oluyor bir Müslüman? Bir, geçmişte yaratıldığını biliyor. Kendisini yaratanın sayesinde vücudunun bütün azalarına, bedenine sahip olduğunu biliyor. Şimdiki varlığını geçmişte Allah'ın yaratmasına bağlayıp geçmişle barışık oluyor. Gelecekle de barışık çünkü geçmişe baktığında yaratıldığını görüyor. Allah sayesinde burada olduğunu görüyor. Geleceğe baktığında Allah sayesinde ahiretin olabileceğini görüyor. Ve şimdisini geçmiş ve gelecek hakkındaki bu bilinçle yaşıyor. Bu neye zıt biliyor musunuz? İşte günümüzde birçok kimse aman anda olun, geçmişi geleceği düşünmeyin şeklindeki fikirlerle geçmiş ve geleceğin önemsiz olduğunu düşünüp sadece bu andan insanın lezzet almasına yönelik felsefeler var. Bunları da birçok zaman işte carpe diem şeklinde yani işte anı yakalamak şeklinde sloganlar yapılıyor. Tabii bu bazen insanlar psikolojiyle geçmişle ilgili gereksiz takıntılar, gelecekle ilgili gereksiz kaygılar oluyor. Evet. Bunları yok etmek için bu yapılıyorsa buna bir şey demiyorum. Tabii ki bu gereksiz geçmişle ilgili takıntılar, gelecekle ilgili takıntıların yok edilmesi lazım. Fakat benim söylemek istediğim global resmi biz bir kenara bırakıp geçmiş ve geleceği yok kabul edemeyiz. Evet. Çünkü geçmiş yaşandı, o geçmiş sayesinde biz bugüne geldik. Geçmişte olanı yok kabul edemeyiz. Bizim yaratılmış olduğumuz gerçeği bizim geçmişe baktığımızda en önemli şeydir. Bizden kastım. Evren, dünya, ben de bütün canlılar, evet, hep beraber yaratılmışlığımız. Geçmişe baktığımda gördüğüm şey, geleceğe baktığımız zaman da gördüğüm şey ancak Allah'ın sayesinde varlığımızın devam edebileceği. Bu geçmiş ve geleceğe bu bakış bizim bugünümüzü aydınlatan, bugünümüzü aydınlık yaşatan şeydir. Yoksa geçmiş ve geleceği unutup da carpe diem değildir bugünümüzü aydınlatacak şey. O günümüzde biraz stressiz yaşamamıza sebebiyet verebilir belki öyle carpe diem yaşantı. Ama sonuçta insanın boş yani insanı düşüncesiz kılmak, aklından bir şey eksiltmek eğer ki insanı anlık olarak daha mutlu kılacaksa yani öyle bir mutluluğu ne yapalım diyelim. Nitekim, bu biraz hazcılığa kılıf hazırlamak değil mi aslında? Çok işte hazcılığın babalarından biri bile şey diyor yani sıkıntılar içerisinde bir Sokrates olmayı mutlu bir domuz olmaya tercih ederim diyor. Evet. Hazcılığın yani evet, babalarından, yararcılığın babalarından biri ama yararcılıkla tabii hazcılıkla ilişkisi var. O bile böyle demiş. Yani sonuçta insanın erdemi düşünen bir varlık olmasında, düşüncenin gereğini yapmasında, yoksa beynini uyuşturup da haz almasında değil. Burada biraz, ben gerçek hazın da onu getirebileceğini sanmıyorum benim öyle bir uyuşturma. Gerçek hazın da Allah'la ilişki kurmada olduğu kanaatindeyim bu arada.